Merhaba çocuklar. Fen bilimleri dersindeyiz. Dersimizin bugünkü konusu maddenin ısı etkisiyle değişimi. Buraya kadar birinci dönemde öğrendiğimiz konuları hatırlarsanız madde ile ilgili bazı özellikler öğrenmiştik. En son maddenin hallerini, maddenin özelliklerini, işte duyu organlarıyla anlaşılan özelliklerini, çeşitli ölçme yöntemleriyle anlaşılan özelliklerini öğrenmiştik. İşte hacmini nasıl belirleriz, katıların ya da sıvıların gibi şeyler öğrenmiştik. Şimdi İkinci dönemki ilk konumuz maddenin ısı etkisiyle değişimi. Buna şöyle de söyleyebiliriz. Isının maddeler üzerindeki etkileri de diyebiliriz. Yani madde ve ısı arasında neler oluyor? Onunla ilgili şeyler öğreneceğiz. Öncelikle çevremizdeki her maddenin bir ısısı var. Yani biz ısıyı nasıl anlıyoruz? Dokunmayla anlıyoruz. İşte dokunuyoruz. Diyoruz ki işte biraz serin ya da sıcak ya da yakıyor diyoruz. Böylelikle çevremizdeki her maddenin bir ısısının olduğunu farkına varabiliyoruz. Bizim de kendi vücut ısımız var. Dışarıya çıktığımızda üşüyebiliyoruz. Yani daha soğuksa bizi üşütüyor. Ya da yaz günlerinde daha sıcaksa bizi terletiyor. Dolayısıyla canlı, cansız her şeyin bir ısısı var. Ve bu ısılar birbirinden farklı olabiliyor. Yani bir taşın ısısıyla, bir minderin ısısı ya da bir halının ısısı aynı değil. Bir duvarın ısısıyla, işte bir ekmeğe dokunduğumuzdaki ısı aynı değil. Her varlığın, her maddenin özelliğine göre ısısı da farklı olabiliyor. Ancak her maddenin ısısı farklı olabilirken her maddenin ısısı aynı kalmak zorunda değil. Yani bazı şeyleri biz ne yapabiliyoruz? Isıtabiliyoruz ya da soğutabiliyoruz. Bir şeyi mesela ocağa ne yapıyoruz? Çaydanlıkla su koyuyoruz. Ateşi yaktığımız zaman ne oluyor? O su ısınmaya başlıyor. O halde ne diyoruz biz? Isı alan maddeler... Maddelerin sıcaklığı artar. Isı alıyorsa, işte ateş ne yapıyor? Ona bir ısı veriyor. Isı aldıkça ne yapıyor? Sıcaklığı artıyor. İşte güneş mesela tüm dünyanın sobası gibi. Güneş pırıl pırıl parladığı zaman tüm dünyadaki bütün maddeleri ne yapıyor? Bize ısı verdiği için o maddelerde o ısıyı alıyor ve maddelerin sıcaklığı artmaya başlıyor. Biz bu sıcaklığı ne yapıyoruz? Termometre denilen aletle ölçebiliyoruz. Ocağa koyduğumuz bir suyu koyarken ölçsek, diyelim ki 15-16 derece gibi ölçebiliriz sıcaklığını. Ancak ısınmaya devam ettikçe, yani alttan ateş yakınıp da o ısı almaya devam ettikçe ne yapacak? Isısı artacak. Bir süre sonra termometre içerisine koysak 80-90 derken 100 dereceyi görecek ve kaynamaya başlayacak. Demek ki ısı alan maddelerin dışarıdan ısı alan maddelerin sıcaklığı artar. Peki tersi ne olur? Isı veren maddelerin sıcaklığı azalır. Yani ısıyı dışarı verecek. Isısını dışarıya verip kaybeden maddenin sıcaklığı ne olacak? Azalacak. Az önce kaynattığımız o suyu ne yaparız? Kenara koyduk diyelim. Bir saat sonra gittiğimizde artık elimizi dahi yakmadığını görürüz. Ne oldu peki o suya? İşte sahip olduğu ısıyı dışarıya vermek zorunda kaldı. Ve bir süre sonra ne yapacak artık? Sıcaklığı azalacak, soğuyacak. İşte bir bardak suyu dışarıdayken diyelim ki beğenmiyoruz, sıcak geliyor bize. Onu işte dolaba koyuyoruz. Sürahiyle ya da bir şişeyle ya da bir bardakta dolaba koyuyoruz. O dolaptaki suya ne oluyor? Bir iki saat sonra gidip aldığımızda soğuk olduğunu görüyoruz. Soğumuş. Peki ne olmuş? Diyelim ki bir bardak su dolaba koyduk. Dolabın içerisi neydi? Dolabın içerisi soğuk. Buzdolabı olsun bu. Buzdolabı soğuk. Bardaktaki su dolabın içerisine göre sıcak. Bu bardağın içindeki normal sıcaklıktaki suyu dolabın içine koyduğumuz zaman ne oluyor? Sıcak suyun ısısı dışarı gitmeye başlıyor. Dışarıya ısı. Isısını dışarı vermeye başlıyor. Çünkü niye? Daha soğuk bir yere koyduk onu. İçinde sahip olduğu ısıyı dışarı vermeye başlıyor. Verdikçe ne oluyor? Kendisi soğuyor. Peki bu iş nasıl oluyor işte? Sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru bir ısı akışı oluyor. Sıcak maddeler içlerindeki ısıyı soğuk maddelere doğru veriyorlar. Buna da çocuklar ısı akışı diyoruz.
Evet, sıcak maddelerdeki ısının soğuk maddelere geçmesine ısı akışı diyoruz. Şimdi madde derken buzdolabının içinde ne var? Hava var. Havada bir maddeyi de hatırlıyorsanız. Bardağın ısısı, bardağın içindeki suyun ısısı o havaya, buzdolabının içindeki o soğuk havaya geçmeye başlıyor. Yani ısı akışı oluyor. Dolayısıyla bardak ne yapmış oluyor? Bardağın içindeki su ısısını kaybetmeye başlıyor. Niye? O soğuk havaya doğru ısısını veriyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre ısı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru oluyormuş. Isı akışı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru. Yani bardağın içindeki su dışarıdan geldiği için daha sıcak ama buzdolabındaki hava daha soğuk. O yüzden ısı akışı nasıl olacak? Sudan buzdolabının içindeki havaya doğru bir ısı akışı olacak. Isı akışı oldukça ne oluyor? Bardağın içindeki su ısısını kaybetmeye başlıyor. Isısını kaybettikçe kendisi de ne oluyor? Soğumaya başlıyor. Peki bu ne kadar devam ediyor? Isı akışı, şuraya yazalım. Isı akışı, maddelerin ısıları eşitleninceye kadar devam eder. Evet, şimdi oraya tekrar geri dönelim. Diyelim ki bizim bardağın içine koyduğumuz su, dışarıdayken koyduğumuz su 10 derece. Ama buzdolabının içerisi 4 derece. Şimdi ne olacak? Buzdolabı sürekli zaten içerideki havayı soğuttuğu için içerideki hava hep 4 derecede kalıyor. Hiç ısınmıyor. Çünkü buzdolabı onu soğutuyor zaten, özelliği o. Ama bizim koyduğumuz suyun sıcaklığı 10 derece. Şimdi ne olacak? Biz koyar koymaz ısı akışı başlayacak. Peki ısı akışı nasıl başlayacak? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru. Yani bardağın içindeki sudan buzdolabının içindeki havaya doğru ısı akışı başlayacak. Bizim suyumuz habire ısısını havaya verecek. Yani buzdolabının içindeki soğuk havaya verecek. Bu ne zamana kadar devam edecekmiş ısı akışı? Maddelerin ısıları eşitleninceye kadar. Buzdolabının içerisindeki hava 4 dereceydi. Bizim suyumuz 10 derece. Isısını verecek. Bardaktaki su ısısını buzdolabının içine verdikçe ne olması lazım aslında? Buradaki havanın da ısınması lazım. Ama ısınamıyor. Niye ısınamıyor? Çünkü buzdolabının çalışması o havanın ısınmasını engelliyor. Onun ısısı artmak istedikçe buzdolabı o havayı soğutmaya devam ettiği için bardağımızdaki su ne kadar ısı verirse versin o 4 dereceyi değiştiremiyor. Çünkü buzdolabı onu habire soğutmaya devam ediyor. O yüzden sürekli bardağımız ne yapmak zorunda? Isısını kaybetmeye devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Eşitleninceye kadar. Yani bardaktaki su 10 dereceden 4 dereceye düşünceye kadar ısı akışı devam edecek. Bizim suyumuz ısısını verecek 9'a düşecek, ısısını verecek 8'e düşecek, ısısını verecek 7'ye, 6'ya, 5'e, 4'e düştüğü anda artık ısı verme işi bitiyor. Çünkü niye? Buzdolabının içindeki havayla suyun sıcaklığı eşitlenmiş oluyor. O yüzden de ısı akışı duruyor. Evet, ne dedik şimdi? Maddeler sahip oldukları ısıyı karşısındaki maddelere aktarabiliyorlar. Biz buna ısı akışı diyoruz. Isı akışı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru oluyormuş. Ve bu ısı akışı maddelerin ısıları eşitleninceye kadar devam ediyor. Evet. Buzdolabına koyduğumuz su o yüzden soğumuş olarak alıyoruz. Çünkü içindeki ısıyı buzdolabının içindeki havaya veriyor. Buzdolabının içindeki havayla aynı dereceye düşünceye kadar ısı vermek zorunda kalıyor. Başka bir örnekle daha anlatmaya çalışalım ısı akışını. Diyelim ki kızdırdığımız bir demir olsun. Ateşte kızdırdık. Şöyle kızgın bir demir yapalım. Kızgın demir. Bu kızgın demiri kızdırdık diyelim ki 100 derece oldu. 100 santigrat derece oldu. Bu demiri oradan çıkartıp başka soğuk bir demirin üstüne koyduğumuz zaman bu soğuk demirin normal sıcaklığı diyelim ki odanın içinde olacağına göre 15 derece olsun. 100 derecelik demiri çıkarttık. 15 derecelik demirin üstüne koyduk. Ne olacak şimdi burada? Hemen ısı akışı başlayacak. Isı akışı. Peki nereden başlayacak?
sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışı başlayacak. Evet, bizim 100 derecelik demirdeki ısılar 15 derecelik demire doğru akmaya başlıyor. Peki bu ne zamana kadar devam edecekmiş? İki demirin ısıları eşitleninceye kadar ısı akışı devam edecek. Ve bir süre sonra biz ölçtüğümüzde ikisinin de diyelim ki 10-15 dakika sonra veya 1 saat sonra artık ne zaman eşitlenecekse üzerine termometre koyabiliriz. İkisinin de 50'şer dereceye çıktığını görebiliriz. 50-50 olurlar. Ondan ona geçtiği için. Ve en sonunda ne olacak? O 50-50'de kalmayacaklar tabii. Eğer biz onları ısıtmaya devam etmiyorsak, aynı odanın içinde duruyorlarsa, bu sefer sahip oldukları ısıyı ne yapmaya başlayacaklar? Odadaki havaya vermeye başlayacaklar. Ve odanın havası da 20 derece ise ne olacak? Demirdeki ısı bu sefer havaya geçmeye başlıyor. Ve bir süre sonra da demirin soğuduğunu artık elimizde bir dahi tutabileceğimizi görüyoruz. Çünkü neymiş? Maddeler arasında ısı alışverişi var. Bir madde daha sıcaksa karşısındaki soğuk maddeye doğru ısı akışı yapıyor ve bu sayede ne yapmış oluyor? Soğumuş ya da ısınmış oluyor. Burada kızgın demir soğuyor ama az önce soğuk olan demir ısınmış oluyor. Birisi ısısını kaybettikçe diğeri ondan aldığı ısıyla ısınıyor. Eşitlenince ikisi de bu sefer ısı alışverişi duruyor. Ancak bu sefer ikisi de sahip oldukları ısıyı ne yapmak zorunda kalıyorlar? Havaya vermek zorunda kaldıkları için bir süre sonra da soğuyorlar. Evet, şimdi bu ısı alışverişinin maddeler üzerindeki etkisini söyleyecektik. Demek ki ısı alışverişi sayesinde maddelerin ısıları eşitleniyor. Ve ısı alışverişinin etkisiyle en önemli bizim konuşacağımız şey, ısı alışverişiyle bazı maddeler hal değiştirirler. Biz maddelerin 3 halde olduğunu söylemiştik. Katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddeler. Çevremizdeki maddeler bu 3 halden birinde olurlar. Ya katıdırlar, ya sıvıdırlar, ya gaz maddedirler. İşte ısının etkisiyle bu ısı alışverişleri sayesinde bazı maddeler bundan etkileniyorlar. Etkilenmek zorundalar zaten. Bütün maddeler bu ısı alışverişine etkilenirler. Bazı maddeler bunun sonucunda hal değiştiriyorlar. Ne oluyor yani? Katıyken sıvı oluyorlar, sıvıyken gaz olabiliyorlar. Ya da gaz halindeyken ısı verip, yani soğuyup sıvıya dönüşürler. Sıvıyken, az önce dolaba koyduğumuz su gibi düşünürsek, onu dondurucuya koyduğumuzu düşünün. Bu sefer dondurucunun sıcaklığı sıfırın altında olduğu için, yani eksi olduğu için daha çok ısı vermek zorunda kalıyor. Kendisi de ne oluyor? Donup katılaşabiliyor. Demek ki ısı alışverişi sayesinde maddeler hal değiştirebiliyorlar. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Demek ki maddelerin hal değiştirmelerinin sebebi ısı akışı, yani ısı alışverişi. Eğer ısı alışverişi olmasaydı hiçbir madde hal değiştirmezdi. Çünkü suyu hiçbir zaman soğutamamış olurduk. Dolayısıyla donmazdı. Evet, hal değişimi diyelim. Hal değişiminin sebebi bu olduğu için bu da burada dursun. Maddelerin hal değiştirmesinin sebebi ısının etkisidir. Yani ya ısınır ya da soğur. İkisi de sonuçta ısı etkisidir. Isınma da ya da soğuma da ikisi de ısı etkisi sayılır. Birinde yüksek, birinde düşük ısıdan bahsetmiş oluyoruz. Evet, ısı akışıyla maddeler hal değiştirebilir dedik. Eğer bir madde ısı alırsa, diyelim ki işte tereyağı ya da buz, günlük hayatta en çok görebileceğimiz şeyler bunlar, margarinler, yağlar, katı yağlar diyelim, ya da su, en güzel örnek sudur. Suyu, buz halindeki bir suyu düşünelim, buz. Buz halindeki su ne oluyor? Katı olmuş oluyor. Eğer biz buna ısı verirsek, yani sıcaklığını yükseltirsek, buz ısı alırsa diyelim biz ona, buz ısı alırsa ne olur? Erir ve sıvılaşır. Peki şimdi sıvılaştı, yani su oldu. Sıvılaşınca biz ona su diyoruz. Su sıvı haldedir. Biz ona ısı vermeye devam edersek, yani su ısı alırsa ne olur?
Hani ocağa koyduk, habire ısıtıyoruz. Alttan habire ona biz ısı veriyoruz. O da ısı almış oluyor. O zaman da ne olur? Buharlaşmaya başlar. En sonunda buharlaşır ve gaz maddeye dönüşür. Bakın buz katı maddeydi. Biz ona ısı verdik. Yani buz ısıyı almış oldu. Eriyip sıvıya dönüştü. Sıvı maddeye dönüştü. Yani hal değiştirmiş oldu. Katı halden sıvı hale geçti. Sıvı haldeki su, biz onu ısıtmaya devam edersek bu sefer buharlaşıyor, ne yapıyor? Gaz maddeye dönüşüyor. Yani hal değiştirmiş oluyor. Sıvı halden gaz haline geçiyor. Şimdi tersinden düşünelim. Gaz maddeye geçti. Su buhar oldu. Gaz madde oldu. Bu sefer ne yapacağız? Az önce ısı veriyorum. Şimdi ısısını geri alacağız. Yani onu soğutacağız. Gaz soğutulursa diyelim biz ona. Soğutulursa tekrar ne olacak? Bir geriye dönecek. Yani sıvıyacak, sıvılaşacak, sıvılaşır ve su olur. Şimdi su oldu diyelim ki, biz o suyu habire soğutmaya devam edersek, yani aslında ne yapmış oluyoruz? İçindeki ısıyı almış oluyoruz. Bir şeyi soğutmak demek, onun içindeki ısıyı almak demek. Tersinden düşünürsek, suyu soğutmaya devam edersek, soğutulursa diyelim, suyu soğutmaya devam edersek, yani buzdolabının dondurucuna koymak gibi, habire soğutmaya devam ediyoruz. En sonunda ne olacak? Donacak, donar, katılaşır değil mi? Katılaşır. Biz de ona ne diyoruz? Buz diyoruz, katılaşmış haline. İşte eğer biz bir maddeyi ısıtırsak, o madde eriyip sıvılaşabilir. Sıvılaşan bir maddeyi ısıtmaya devam edersek buharlaşıp gaza dönüşebilir. Tersini düşünürsek, gaz olan bir maddeyi soğutmaya devam edersek, yani ısısını almaya devam edersek sıvılaşıp suya dönüşebilir. Ama biz şu anda sudan bahsediyoruz. Su haline dönüşen bir şeyi de su haline dönüştükten sonra onu soğutmaya yine devam edersek bu sefer de donup katılaşıp tekrar buza döner, yani başa dönmüş gibi olur. Böylelikle hal değişimi dönüp durmuş olur. Evet, hal değişimi bazı maddeler için geçerlidir. Bazı maddeler ısının etkisiyle hal değiştirebilir. Mesela demir bile, demir, bakır, kurşun gibi şeyler ısının etkisiyle eriyebilirler, sıvılaşabilirler. Peki bütün maddeler böyle midir? Yani bütün maddeler ısının etkisiyle hal değiştirirler mi? Hal değiştirmek demek eski haline de dönebilir anlamına geliyor. Mesela buzu biz ne yapıyoruz? Eritip sıvıya dönüştürüyoruz ama sıvıyı hale gelince tekrar dondurup tekrar buza dönüştürüyoruz. Yani hal değişimleri oluyor. Tekrar eski haline gelebiliyor. Demiri eritip sıvı gibi akıtabiliriz. Sonra dondurup tekrar demir haline getirebiliriz. İşte bu ısının etkisiyledir. Ancak bütün maddeler ısının etkisiyle hal değiştiremezler. Bazı maddeler ısının etkisinden, yani ısınma ya da soğumadan olumsuz etkilenebilirler. Biz buna bozulma diyoruz. Evet, bozulma değil, bozulma. Bozulma ısı etkisiyle geri, ya da geri demeyelim, eski haline diyelim. Yoksa geri dönüşümle karıştırabilirsiniz. Isı etkisiyle eski haline dönemeyecek hale gelmek diyelim. Bazı maddeler ısının etkisiyle artık eski hallerine gelemeyecek şekilde değişime uğrarlar. Biz de ona bozulma diyoruz. Mesela odun. Odunu işte mangalda ya da sobada odunu yaktığımız zaman odun yanınca ne olur? Kül olur. Artık bu odunun kül olduktan sonra eski haline, yani oduna dönüşme şansı var mı? Yok. İşte biz böyle durumlara bozulma diyoruz. Peki bu neyin etkisiyle oldu yine? Isı etkisiyle oldu. Isı bazı maddelerde hal değişimine neden olur. Yani eski haline dönebilecek şekilde hal değiştirmesine sebep olur. Ancak ısı bazı maddelerin ise eski haline dönemeyecek şekilde bozulmalarına sebep olabilir. Evet, yani buna en güzel örnek yanmadır zaten. Yanan bir madde ısının etkisiyle bozulmaya uğrar, yani değişime uğrar. Ancak eski haline bir daha ne yapamaz?
dönemez. Fakat bir su için düşünürsek, su ısının etkisiyle, yani sıcaklığının artması ya da azalmasıyla katıya dönüşür, gaza dönüşür, tekrar sıvıya dönüşür. İşte buna biz hal değişimi diyoruz. Tekrar eski haline gelemeyecek şekilde etkilenmeye ise de bozulma diyoruz. İşte odunun yanması gibi ısının etkisiyle yanıyor ve bozulmaya uğruyor. Evet, bugünkü fen bilimleri dersimizde maddenin ısıdan nasıl etkilendiğini konuştuk. Isı akışını söyledik. Sıcaktan soğuğa doğru olduğunu söyledik. Eşitlenince ısı akışının durduğunu söyledik. Maddenin ısıdan etkilenmesinin en önemli özelliğinin de hal değişimi olduğunu söyledik. Isı etkisiyle bazı maddeler hal değiştirirler. Sudan örnek verdik. Ancak bazı maddeler ısıdan bozulma şeklinde etkilenirlermiş. Yani artık eski haline dönemeyecek şekilde etkilenirlermiş. İşte odunun yanması gibi. Odunun ısı etkisiyle yanması bir bozulmadır. Artık eski haline geri dönemez. Evet, kitabımızdan da bu bölümleri okuyabiliriz. Size gelecek olan notları defterinize yazıp zaten oradan da tekrarlayacağız. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.